Yeter artık. Hastanede harala görele idare ettik ama burada olmaz. Eyvallah. Benden günah gitti. O ne demek şimdi? Geçmiş olsun Ozan Bey. Ozan Bey geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. En azından artık ayıplamıyorlar değil mi? Alışamıyorum hala, çok tuhaf geliyor. Ben yukarı çıkmak zorunda mıyım? Hayatım, hepimiz işimizi yapmak zorundayız. Siz çıkın yukarı, benim Mine ile bir işim var, geliyorum. Kasıtlı yapıyorsun değil mi bunu? Bana kendimi hasta bir adammışım gibi, böyle sapık bir herifmişim gibi hissettirmekten bayağı keyif alıyorsun. Değil mi? Ayrıca senin saçma sapan hayatın yüzünden az kalsın ölüyordum. O yüzden duvar gibi susmadan önce bunu da bir düşün istersen. Belki de bu yüzden duvar gibi susuyorumdur. İstemeden sebep olduğum şey yüzünden size karşılık vermiyorumdur. Bence siz benim sessizliğime fazla anlam yüklemeyin. Ne bileyim, benden rahatsız olmak istemiyorsanız ben ne yapıyorsam onu yapın. Beni görmeyin, duymayın, işinizi yapın. Çünkü ben öyle yapıyorum Ozan Bey. Sizi görmüyorum, duymuyorum, işimi yapıyorum. Aferin. Hızlı öğreniyorsun. Bayağı hızlı. Ne kokuyor? Ev kokuyor. Oğlum! Ay şükür olsun yarabbim. Şükür olsun, iyisin de bende. İyisin de. Duydum işte, abim geldi. Abim geldi. Anne. Sana gerekli uyarıları yap demiştim. Eski şoförümüzün hala burada ne işi var Mine? Zeynep onu zaten şoför olarak tanıyor. Yani yeni mi eski mi kız farkında bile değil. Şüphelendiği bir şey yok. Sorun kız değil zaten. Sorun böyle bir riske gerek olmaması. Rahatsın değil mi oğlum? Ha, ağrın sızın yok. İyiyim anne. İyiyim. Sağ ol. Biz de böyle haber vermeden geldik ama ne yapalım? Duramadık tabii. Nasıl duralım? Yusuf'u çok zor bıraktık okuldan geri kalmasın diye. Ağabeyin dedi ki hastanede beklemeyin. Kalabalık etmeyin, kalabalık istemez dedi. Onun için geldik, evde bekledik. İyi yapmışsınız. Ben öyle şey yaptım, afalladım biraz sizi. Tabii beklemiyordum. Tamam. Ne yapıyorsun kız?
Oh be, sonunda şok atlattı abi. Yok daha değil. Baksana dilimizi yeni öğreniyor. Ben de seni çok özledim cadı. Hadi kızım hadi, abinlere bir çay döküverin gelin hadi. Zeynep kalkıyordu. Senin nişanın bıçaklatmış abimi. Öyle okuduk biz. Kızım bir çay döküverin gelin hadi. Öyle yazıyor her yerde. Gördük, tıkladık, okuduk. Kızlar hadi. Kafa şişirmeyin. Ben gerçekten ne okudunuz bilmiyorum ama... Utanıp sıkılma kızım. Çok çektin sen de. İlk açıklamayı Ozan'ın hesabına yap. Koku ne ya? Ama o gün sen çıktın ya ortalığa. O mikrofonun başında, oğlumun yanında oldun ya, o iftira atanları susturdun ya kızım. Aşağıdakine söyle. Hemen şunu halletsin. Ben senden razıyım. Allah da senden razı olsun. Hoş geldiniz. Aklımız başımızdan gitti tabii. Ama görünce çok şükür rahatladık. Vallahi bu ne güzel sürpriz demek isterdim ama malum. Ben size kahve hazırlarım. Aa yok yok, teşekkürler. Ben bir Ozan'a bakıp Zeynep'i almaya gelmiştim. Ben gerçekten çok memnun oldum. Sen onca iftiraya rağmen oğlumun elini tuttun ya. O da canı pahasına senin elini bırakmadı ama. Kurban olurum kızım benim. Evet, hasta ziyaretinin kısası makbuldür derler. Biz artık gidelim, ben sizi getireyim. Hayır yok yok, hiç gerek yok. Biz gideriz. Ozancığım. Geçmiş olsun. Hadi kızım. Gel hayatım. Çok tatlılar değil mi? Ha? Ya ona hiç benzemiyorlar. Ne bileyim, Ozan Bey'in annesi deyince aklımda daha farklı bir fotoğraf canlanırdı. Ya Elmas Hanım gibi biri değil de... Hani ne bileyim, onlar biraz... Yani... Onlar... Normaller. Değil mi? Senin gibiler. Evet. Bana ondan daha çok benzedikleri kesin. Ozan ailesi konusunda çok hassastır. Onları çok korur, çok kollar. Sosyal medyanın ne kadar vahşi olabileceğini söylememe gerek yok sanırım. Yani Zeynep'ciğim, aileler konusu cız. Dokunulmaz alan. Merhaba. Ben Zeynep. Ozan'ın sevgilisiydi. Bu nereden çıktı şimdi? Ne saçmalıyorsun? Kafana göre bas git. Kafana göre merhaba, ben geldim de. Rock'n'roll Zeynep iş başında. Biz zaten oyun oynuyoruz burada değil mi? Hepsi oyun bütün bunların. Sitare Hanım'la konuşmak istiyorum. İnanmıyorlar. Lansmanda aşk itirafı, reklam kokuyor. Reklam mı? Ben mi reklam? Hem de en ucuzundan. Gerçekten bravo Zeynep ya. En dandik ajans biri bunu beceremezdi. Sen nişana at.
Öyle marifet gibi böyle senin rezil rüsva eden adamın elini tut bayrak aç. Merhabalar. Yani ben sebep olduğum her şey için sizden defalarca özür dilerim. Yani her şey o kadar yanlış anlaşıldı. O kadar birbirine girdi ki. Neyse ben buraya sonuçta bütün samimiyetimle geldim. Sen bütün samimiyetinle buraya geldin falan ama... ya biz insan içine çıkamaz olduk yahu. Aha bu kızı nişanladık. Sonra kalktı sana kaçtı. Başımızın eğildiği yetmedi, bir de borçlu çıktık. O borç benim borcum. Yani Zeynep anlatmak istemedi tabii ki ama ben onu zorladım. Eğer izniniz olursa sebep olduğum şeylerin bir kısmını telafi etmek isterim. Ay bir dakika ben şimdi anlamadığım için soruyorum da. Sen şimdi bu parayı öderim diyorsun yani. Biz tamah etmeyiz böyle şeylere. Evladım bu para bize gelenek görenek icabı süt parası olarak verilmişti. Biz, malum kızım sana anlatmış zaten. Babası. Yok para gitti. Gitti. Ya bizden onu geri isteyen yok. Ama nişan merasiminin akıbetinden sonra bize yakışmaz böyle bir şey. Tenezzül etmeyiz. Sen de öyle yol yordam bilen bir delikanlısın. Kabahati telafi etme niyetindesin. Vallahi Ozan Bey madem siz bize bir adım attınız, biz de büyüğü olarak tabii ki ona bir adım atacağız. Vallahi Ozan Bey yani hani samimiyetinize güvenmesem bu parayı asla almam. Biliyorsunuz. Beni çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederim. O vakit izin olursa ben müsaade istiyorum lütfen. Estağfurullah, estağfurullah. Bir dahaki sefere babanla da tanışırız umarım. Buyurun. Güle güle evladım. Güle güle. Her zaman bekleriz evladım. Ya Ozan Bey işte böyle. Yani zamanında biz de gençtik. Yani bu yollarda biz de yürüdük. Yani fakat şimdi bizim ailemizin bazı kaideleri var. Yani bazı hassasiyetleri var. Yani bunlar incitilmedikten sonra bizim gençlerin birbirleriyle tanışması falan yani mani olmayız biz. Yani siz tanışacaksınız ki birbirinizle, biz de sizi tanıyalım. Ben sizi çok iyi anladım. Yani sizin ailenizi çok iyi anladım. Aferin. Zeynep kızım sen de oyalanmadan içeri geçersin artık. Tamam. Hadi. Acaba sağa sola bakmak yerine kameraya bakıp gülümsesen nasıl olur sence? Hı. Aa, bak bak neler yapıyorlar. Selfie falan çekiyorlar da maşallah. Ne günlere kaldık ya. Ah ah yakışır. Nimet sen de o kadar şey yapma. Ayıp olur şimdi Ozan Bey'e. Gelir zaten şimdi Zeynep. Doğru söylüyor. Uğraşmayın oğlanla. Bırakın. Oğlan elini cebine attı. Vizeyi aldı yani. Türkan bak ne diyeceğim otur sen. Ya bu çocuğun niyeti ciddi galiba. Yoksa
böyle şak diye nasıl çıkardı parayı verdi? Ay anne, o para o çocuk için ne ki? Ne yani? Ha, bir tane fotoğraf için bak ne diyorum. Sadece bir tane fotoğraf için o çocuk kaç para alıyor biliyor musun sen? Ha? Biliyor musunuz? Oho! Bir gecede harcadığı çerez parası. Kek. Bitti mi? Artık gidebilir miyim? Bir saniye. Bakıyorum. Bunu paylaşayım. Sonra gidebilirsin. Filminde görmüştüm ben. O böyle yaptı. Yok, acaba açılmıyor ki bu. Ozan Bey. Yardım edin. Açın gözünüzü Ozan Bey. Ne olur, ne olur. Ambulans çağırın. Enişte. 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 Korkma, korkma. Tamam mı? Korkma. Hadi çabuk. Hastaneye gitmemiz lazım. Hadi çabuk. Çabuk hastaneye götürmemiz lazım. Bak, ulan şerefsiz sabah dedikmiş. Şerefsiz sabah dediğini yapmış. Lan öldü mü lan bu? Nece ölüyor? Kim ölüyor? İşte bak, hadi. Durun, hareket ettirmeyin. Ben ambulansı çağıracağım. Ya vaktimiz bak. Yok. Ölecek diyorum enişte. Hadi. Ulan siz bana, ulan siz bana neler yapıyorsunuz lan? Ulan başıma ne işler açıyorsunuz siz benim ya? Kaldır, kaldır şunu ya. Kadir, kaldır. Ağzından. Kadir, önden git o kapıyı aç. Bu taraftan koş. Aç kapıyı, aç. Aç. Zeynep geç, öbür tarafa geç. Baba sen bunu al. Hemen eve git, polis çağırdı. Oradan koşa koşa gitti. Ne olur gözünü kapama Ozan. Aç gözünü ne olur. Hadi enişte hadi. Ya bak yanlış yaptık. Ambulansı çağıracaktık dedim sana. Biz bu işe bulaşmayacaktık ya. Ozan ne olur aç gözünü. Ne olur enişte ne olur hızla enişte. Bak ben sizi hastaneye bırakır kaçarım anladın mı? Bak şahit falan yazılamam anladın mı? Ya ben böyle bir işe bulaşmak istemiyorum ya. Abi. Ne?
Abim ağrım. Abin mi? Telefon. Telefon. Ağrınız var mı? Senin ne işin var burada? Sitare nerede? Ben dün gece refakatçi kaldım. Sitare Hanım öyle istedi. Bir şey ihtiyacın varsa hemşireyi çağır. Senden başka kimse kalmadı. Bir tek sen mi varsın? Abinizi mi soruyorsunuz? Ne abisi? Ne saçmalıyorsun sen? Siz istediniz. Ben yani telefonunuza baktım ama rehberde bulamadım. Arayamadım o yüzden. Sen benim telefonumu mu karıştırdın bir de? Nerede benim telefonum? Ve şifremi nereden biliyorsun? Zor olmadı yani. Selfie'ye kan damladı. Ünlü fenomen. Giden bir sevgilisinin gözleri önünde bıçaklandı. Suçlu eski nişanlı mı? Bıçaklanma anı mobeseye takıldı. Senin yüzünden oldu değil mi yine? Senin saçma sapan hayatın yüzünden bıçaklandım ben değil mi? Ya ben gerçekten çok üzgünüm. Hiç ben böyle olsun istemedim ki. Özür dilerim. İzlemeyin bence Ozan Bey. O yapıyordu. Ortada kuyu var. Yandan geç. Bak bak. Bak o Ozi ile babası böyle yapıyor. Babam. 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 Öyle bir zaman nasıl zaman geçmiş diyecek. O zaman sen bana küsmedin. Hemen gideceğim, hemen geleceğim ben. Üzüldüm. Bir kere öpsen içim rahat gidelim. Tamam. Oh. Tamam. Ama koşma. Yavaş tamam. Git tamam mı? Tamam. Düşer seni. Tamam. Güle güle. Ozan Bey yanlış anlamayın ama ben de emir kuluyum yani. Sarı Hanım'a karşı zor durumda kalacağım. Tamam. Tamam bulamadık zaten. Ne aradığımızı söyleseniz. Dur. Sağ çek. Dur. Hop. Yalın ayak keşmen. Aa. Vay. Kukuriku ya. Maşallah. Aa, iyisin sen. Maşallah çok şükür ya inşallah. İyiyim. Sayende. Sen beni doktor mu sanıyorsun ya? Ozan
Daha çok böyle kişisel süper kahramanım gibisin. Cirling. Evet, o benim. Seni kafanın iyi olmadığı bir vakit var mı? İyi bir şey mi o? Sen her yerden karşıma çıkıyorsun. Neden, neden? Ben çıkmıyorum ki senin karşına. Ne kızıyorsun ki? Abim. Ya sen kimsin, kimsin? Kankaydık ya, bak kankam senin ya, hani öyle demiştim. Neden beni takip ediyorsun? Kimsin? Baba. Zeyno. Geldin gerçekten hemen. Ne istiyorsun babamdan?